Merkezil kuvvet problemleri söz konusu olduğunda insanlar birçok noktayı maalesef sıklıkla yanlış yorumlayabiliyor. O yüzden bu videoda size problem çözümlerinde kullanmanız için birkaç strateji vermek istiyorum. Ayrıca merkezil hareket problemlerinde sıklıkla yanlış yorumlanan noktalarında şöyle bir üstünden geçeceğiz. Şu örnekle başlayalım. Diyelim ki bir ip, topun bir çember çizerek hareket etmesini sağlıyor. Basitleştirmek adına da top kusursuz bir çember çiziyor ve sürtünmesi sıfır olan bir masa üzerinde dönüyor diye düşünelim. Bu gördüğünüz hareketin kuş bakışı görüntüsü. Yani topun hareketine yukarıdan bakıyoruz. Yandan görüntüsü de şöyle bir şey olacak. Top ipe bağlı, ip de masanın ortasına bir çiviyle çakılmış. Topun hareket etmesi için itiyoruz ve top Masanın üstünde dairesel bir yön izlemeye başlıyor. Yandan çok belli olmuyor ama üstten baktığımızda top bu yolu izliyor. Evet bu sistemin kuş bakışı görüntüsü. Yani masaya yukarıdan baktığımızda soldaki büyük çizimi görüyoruz. Dolayısıyla bu yan görünüm. Şimdi size şu soruyu soruyorum. Topun dairesel bir yol izlemesini sağlayan kuvvet hangi kuvvettir? Çoğu kişi bu soruyu merkezil kuvvet diye cevaplar. İçeri doğru etkiyen merkezil kuvvet topun dairesel bir yol izlemesini sağlar diye düşünürler. Aslında haksız da değillerdir. Söyledikleri doğrudur fakat gerçeğin tamamı bu değildir. Çünkü merkezil kuvvet demek aslında çemberin merkezine doğru etkiyen herhangi bir kuvvet demek. Hepsi bu. Yani topun dairesel bir yörüngede hareket etmesini merkezil kuvvetle açıklamak pek tatmin edici değil. Bu top masanın üstündeyken yer çekimi kuvvetini hangi kuvvet dengeliyor sorusuna yukarı yönlü kuvvet cevabını vermek gibi bir şey. Yani evet. Herhalde yukarı yönlü kuvvet olduğunu biz de biliyoruz. Ama hangi yukarı yönlü kuvvet? Benzer şekilde merkezcil kuvvet demekle de sadece kuvvetin etkidiği yönü belirtmiş oluyoruz. Kuvvetin ne tür bir kuvvet olduğu bilgisini vermiş olmuyoruz. Buradaki yer çekimi kuvvetini hangi kuvvet dengeliyor? Yani topun masanın içinden geçerek yere düşmesini hangi kuvvet engelliyor sorusuna verilebilecek daha iyi bir cevap normal kuvvet cevabı olacaktır. Yukarı yönlü kuvvet değil yani. Wow! Aynısı buradaki soru için de geçerli. Sadece merkezil kuvvet diye cevap vermek yerine bu kuvvetin ne tür bir kuvvet olduğunu belirtebiliriz. Bu kuvvet zaten bildiğimiz kuvvetlerden biri olmak zorunda. Yani ya sürtünme kuvvetidir ya da normal kuvvettir. Ya gerilmedir ya da yerçekimi kuvvetidir. Merkezcil kuvvet yepyeni bir kuvvet türü değil. Zaten bildiğimiz kuvvetlerden sadece biri. Tek farkı çemberin merkezine doğru etkiyor olması. Dikkat edin burası gerçekten önemli. Çünkü bu en sık yanlış yorumlanan noktalardan biri. Birçok insan merkezi kuvvetin farklı bir kuvvet türü olduğunu sanıyor. Halbuki öyle değil. Merkezi kuvvet önceden bildiğimiz kuvvetlerden biri. Bir tek çemberin merkezine doğru etkiyor ve cisimlerin dairesel bir yönde hareket etmesini sağlıyor. O halde bu örnekte merkezi kuvvet hangi kuvvettir? Bakın bu kütleye bir ip bağlı. Dolayısıyla bu ip kütleyi çekiyor. Ve bir ip bir şeyi çekiyorsa ortada bir gerilme kuvveti var demektir. Gerilmeyi T harfiyle gösteriyoruz. Öyleyse bu kuvvete de gerilme kuvveti diyoruz. Böylesi biraz daha açıklayıcı oldu. Artık merkezil kuvvet olarak hangi kuvvetin etkilediğini biliyoruz. Şimdi burada biraz daha dikkatli olmak lazım. Kimileri evet burada bir gerilme kuvveti var. Ayrıca bir de merkezi kuvvet var diyebilir. Öyle şey olur mu? Gerilme kuvveti zaten merkezcil kuvvet. İki kez göstermeye gerek yok. Bu şey demek gibi. Bu örnekte mesela bir normal kuvvetimiz var. Bir de yukarı yönlü kuvvetimiz var demek gibi. Halbuki yukarı yönlü kuvvet zaten normal kuvvet. Bunu ikinci kez göstermeye gerek yok. Aynı şekilde burada da merkezil kuvveti iki kez göstermeyeceğim. Çünkü zaten merkezil kuvvet demek gerilme demek. Tabii ki iç yönlü iki farklı kuvvette söz konusu olabilir. Mesela iki ip vardır. İçeri yönlü ikinci bir gerilme kuvveti etkimektedir. Olur yani. Burada önemli olan kuvveti göstermeden önce ne tür bir kuvvet olduğunu tespit edebilmek. Yani F merkezcil deyip bırakmamak lazım. Şu an muhtemelen tamam anladık. Merkezi kuvvet dairenin merkezine doğru etkiyen herhangi bir kuvvet olabilir. İyi de böyle bir problemi nasıl çözeceğiz diye soruyorsunuz. Nasıl bir strateji takip edeceğiz? Sonuçta buradaki yukarı yönlü kuvvetler var, aşağı yönlü kuvvetler var, içeri yönlü kuvvetler var. Tamam. Şimdi size bu tür problemlerin nasıl çözüldüğünü göstereceğim. Aklınızda tutmanız gereken birkaç da bilgi vereceğim. Değerlerimiz gelsin. Neler verilmiş? Toplam kütlesi 2 kilogram. İpin uzunluğu 0,5 metre ve top çember üzerinde saniyede 5 metrelik sabit bir hızla hareket ediyor. Böylece bir problemde bizden ne isteniyor olabilir? Mesela ipteki gerilme kuvveti nedir diye sorulabilir. Madem öyle size küçük bir sır verme vakti geldi. Merkezi kuvvet problemleri tıpkı diğer tüm kuvvet problemleri gibi çözülüyor. Başka bir deyişle önce bir serbest cisim diyagramı çiziyoruz. Bunu kuvvet diyagramı olarak da duyabilirsiniz. Sonra her yön için ayrı ayrı Newton'un ikinci yasasına başvuruyoruz. Ve eğer Newton'un ikinci yasasını analiz etmek için seçtiğimiz yön bizi sonuca götürmezse işlemi tekrarlıyoruz. Newton'un ikinci yasasını başka bir yöne uyguluyoruz. Sonuçta cevaba ulaşıyoruz. Öyleyse gelin önce bir serbest cisim diyagramı çizelim. Kuş bakışı şekil üzerinde bazı kuvvetleri gösterdik ama bu şekil kafamızı karıştırabilir. Topa etkiyen kuvvetleri yandan görünüm üzerinde daha iyi gösterebiliriz. Yukarı yönlü normal kuvveti ve aşağı yönlü yer çekimi kuvvetini zaten çizmiştik. Şimdi içeri yönlü gerilme kuvvetini gösterelim. Merkezcil kuvvet olarak etkiyen kuvvetimiz bu. Şimdi yönlerden biri için Newton'un ikinci yasasını uygulayacağız. Hangi yönü seçmeliyiz? Aslında soru şu. Hangi kuvveti bulmak istiyoruz? İpteki gerilme kuvvetini bulmak istiyoruz. Yani eğer istersek Newton'un ikinci yasasını bu düşey doğrultuya uygulayabiliriz ama gerilme kuvveti bu doğrultuda değil ki. O yüzden ilk etapta bu doğrultuya bakmıyoruz. Bunun içinde ilk olarak yatay doğrultu üzerindeki merkezil yöne eğiliyoruz. Yani çemberin içine bakan yöne. Ve merkezil kuvvetle ilgileneceğimize göre merkezil ivme ile de karşılaşacağız demektir. O halde yazalım ivme eşittir net kuvvet bölü kütle. Kullanacağımız kuvvet merkezil kuvvet olduğuna göre söz konusu ivme de merkezil ivme olacak. Çünkü sağ tarafa çemberin içine doğru etkiyen kuvvet yazdığımızda sol tarafta yine çemberin içine doğru olan ivmeye yani merkezcil ivmeye ulaşırız. Merkezcil ivmenin formülünü biliyoruz. V kare bölü r. O halde denklemin sol tarafına v kare bölü r yazabiliriz. Burada yeni olan tek şey bu. Newton'un ikinci yasasını sıradan kuvvetlere uyguladığımızda buradaki a'yı a olarak bırakıyorduk. Ama şimdi Yasayı merkezil yöne uyguladığımız için A'yı V kare bölü R ile değiştiriyoruz. İşte bu merkezil ivme merkezil yöndeki net kuvvetin kütleye bölümüne eşit oluyor. Şimdi bu denklemde neleri yerine yazacağız? Burada hangi kuvvetler var? Evet, normal kuvvet, gerilme ve yer çekimi var. Bu aşamada sıkça yanlış yorumlanan bir diğer nokta da şu. İnsanlar bu kuvvetlerin hepsini buraya yazmaya kalkıyor. Yer çekimi kuvvetini, normal kuvveti, gerilme kuvvetini hepsini buraya yazıyorlar. Sonuçta neden olmasın değil mi? Ama şunu unutuyorlar. Biz merkezcil yönü seçtik. Hatırlayalım. Merkezcil demek çemberin merkezine yönelik olan demek. O yüzden net kuvvet teriminde sadece çemberin merkezine yönelik olan kuvvetler yer almalı. Ve ne normal kuvvet ne de yer çekimi kuvveti bu kuvvetlerden biri. Bu kuvvetler içeri yönlü değil, çemberin merkezine doğru bakmıyorlar. Şu halde çemberin merkezine yönelik tek kuvvet gerilme kuvveti. Ve daha önce de söylediğimiz gibi merkezil kuvvet dediğimiz şey o. İşlemimize geri dönelim. V kare bölü R eşittir. Merkezil kuvvet olarak etkiyen tek kuvvetimiz gerilme kuvveti dedik. Şimdi bu kuvvet pozitif mi olmalı, negatif mi? Şöyle yapıyoruz. İç yönlü kuvvetlere pozitif diyoruz. İçeri bakan tüm kuvvetler pozitif. Peki merkezi bir kuvvetin negatif olması mümkün mü? Mümkün. Eğer burada dışarı yönlü bir kuvvet olsaydı, mesela bir nedenle başka bir ip topu dışarı doğru çekmeye çalışsaydı, bu hesaba o kuvveti de katmamız gerekecekti ve o kuvvetin işareti negatif olacaktı. Yani çemberin dışına yönelik kuvvetleri negatif, içine yönelik kuvvetleri ise pozitif olarak kabul ediyoruz. Ve eğer bir kuvvet çemberin ne içine ne de dışına yönelikse o kuvveti hesabımıza hiç katmıyoruz. Şimdi itiraz edebilirsiniz. Bir saniye. Çemberin dışına yönelik de bir kuvvet var. Sonuçta top çemberin dışına çıkmaya çalışıyor. O halde bu yönde de bir kuvvet var olmalı diyebilirsiniz. İşte var olmalı denilen o kuvvet merkez kaç kuvvet olarak geçiyor. Aslına bakarsanız öyle bir kuvvet yok. Yani insanlar topun çemberin dışına çıkartmaya çalışan dış yönü bir kuvvetten bahsettiğinde genelde var olmayan bu merkez kaç kuvvetini kastediyor oluyorlar. Merkez kaç kuvveti gerçek bir kuvvet değil. Doğru bir referans sisteminde dairesel hareket yapan bir cismin çemberin dışına doğru iten böyle bir kuvvet yoktur. Yine de itiraz edebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki yok artık o zaman döndürdüğüm topun ipini bıraktığımda top neden çemberin dışına doğru uçuyor? Niye bu yönde fırlıyor? Yok o yönde fırlamıyor. Dönmekte olan topun ipini bırakırsanız veya bir nedenle ip koparsa top bu şekilde çemberin dışına doğru falso almaz. Çünkü topu sağa doğru iten bir kuvvet yok. İpi serbest kalan top Newton'un birinci yasasını takip eder. Top düz bir çizgide sabit bir hızla hareketini sürdürür ve masadan aşağı düşer. Yani topa dairesel bir hareket yaptırmak için ipi tutmanız gerekir. Çünkü top hızını sabit tutmak ister. Çünkü eylemsizliği vardır. Hareketine düz bir çizgi üzerinde devam etmeye çalışır. Sahip olduğu bu hızın yönünü sürekli olarak değiştirmek için onu sürekli olarak çekmeniz gerekir. Yani çoğu kişinin sandığının aksine dairesel hareket yapan cisimlere kendiliğinden etken bir merkez kaç kuvveti yoktur. Evet nihayet buraya geri dönüyoruz. Buraya da kütlemiz gelecek. Artık denklemde gerilme kuvvetini yalnız bırakabiliriz. Bunun için her iki tarafı kütleyle çarpıyoruz. Ne oluyor? Gerilme kuvveti eşittir kütle çarpı hızın karesi bölü çemberin yarıçapı. Değerleri yerine yazarsa kütle 2 idi, hız 5 karesini almayı unutmuyoruz. Bunu yarıçapa yani 0,5'e bölüyoruz ve gerilme kuvvetinin 100 newton olduğunu sonucuna ulaşıyoruz. Yani bu örnekte gerilme kuvveti ki merkezi kuvveti eşittir 100 Newton'muş. Şimdi bazılarınız şöyle düşünüyor olabilir. İyi de bu kadar basit bir problemi çözmek için fazla dolan başlı bir yöntem. Neden stratejiyle falan ulaşarak bu işi bu kadar uzatıyoruz ki? Ve haklısınız. Bu seferki gerçekten kolaydı. Ama her problem kolay olmayacak. Eğer yaslanabileceğiniz bir problem çözme stratejiniz olmazsa körlemesine gidersiniz. Ve emin olun problemin içinde kayboluverirsiniz. Evet şimdi aynı prosedürü kullanarak başka bir problem çözelim. Mesela böyle bir şekil verilmiş olsun. Diyelim ki bisikletinizle dairesel bir tepenin üstünden geçiyorsunuz. Bu gri çizgi bisiklet yolunu temsil ediyor. Yol başlangıçta düz. Ama sonra yol yokuş yukarı kıvrılıyor ve bu tepe oluşuyor. Tepeyi geçip yokuş aşağı iniyorsunuz ve burada tekrar düze çıkıyorsunuz. Bu mor çemberde eğer tepenin kesini bir çember olarak tamamlayacak olsaydık o çemberin buna benzer bir şey olacağını gösteriyor. Yani bu çember sayesinde tepe'nin yarıçapını bilebileceğiz. Değerlerimizi yerleştirmeye başlayalım. Tepe'nin yarıçapına 8 metre diyelim. Bisikletinizin ve sizin toplam kütlenizde 100 kilogram olsun. Ve tepe'nin üstünde saniyede 6 metre hızla geçiyor olun. Soru şu tepenin tam zirvesinden 6 metre bölü saniye hızla geçerken size ve bisikletinizi etkileyen toplam normal kuvvet ne olur? Önce size neyi yapamayacağınızı göstereyim. Çünkü birçoğu bunu mutlaka bir dener. Derler ki normal kuvvet yer çekimi kuvvetine eşittir. Yer çekimi kuvveti de mg'ye eşit olduğuna göre normal kuvvet eşittir mg. Bu kesinlikle doğru değil. Bir cisim üzerindeki kuvvetler dengede ise ve birbirini götürüyorlarsa cisim hızını, boyutunu ve yönünü muhafaza edecektir. Burada durum öyle olsaydı sağa doğru hareket eden bu cismin, bu bisikletin sağa gitmeye devam etmesi ve havada dümdüz ilerlemesi gerekirdi. Muhteşem de bir şey olurdu ama gerçek hayatta böyle şeyler olmaz. Gerçekte bu bisiklet yokuş aşağı gider. Bu andan sonra yokuş aşağı hızlanacaktır. Çünkü malum aşağı doğru ilerlemektedir. O halde aşağı yönü kuvvetin daha büyük olması lazım. Yer çekimi kuvvetinin normal kuvvetten daha büyük olması gerekir ki bisiklet uçuşa geçip gökyüzünde ilerlemesin. Peki bu problemi nasıl çözeceğiz? Az öncekiyle aynı stratejiyi kullanacağız. Bir serbest cisim diyagramı çizeceğiz ki zaten çizdik. Yönlerden biri için Newton'un ikinci yasasını uygulayacağız. Sizin de fark edeceğiniz gibi biz düşey yönü seçtik. Peki bu düşey yön merkezil yön mü? Aynen öyle. Çünkü bakın aşağı yönü kuvvet çemberin merkezine bakıyor. Bisiklet tepenin zirvesinde olduğu için aşağı yön demek çemberin merkezine bakan yön demek. Yukarı yönse çemberin merkezinden radyal olarak uzaklaşan yön anlamına geliyor. Evet merkezil bir yönden bahsettiğimize göre hemen merkezil ivmemizi denklemde yerine yazıyoruz. Şimdi burada merkezil kuvvetleri denklemeye nasıl yerleştireceğimiz çok önemli. Unutmuyoruz kuvvet çemberin merkezine doğruysa pozitif. Çemberin dışına doğruysa negatif olacak. Dolayısıyla normal kuvvette yer çekimi kuvveti de merkezil kuvvet olacak. Ama sadece biri pozitif işaret alacak. Hangisi buraya başında artı işaretiyle gelecek? Eğer yer çekimi kuvveti diye cevap verdiyseniz doğru bildiniz. Garip değil mi? Yer çekimi kuvvetini genelde negatif kabul ederiz çünkü aşağı yönlüdür. Ama söz konusu merkezcil kuvveti olduğunda bizi ilgilendiren tek şey çemberin merkezine mi yoksa dışına mı doğru olduğu. Bu nedenle yer çekimini pozitif bir merkezcil kuvvet olarak alıyoruz. Çünkü çemberin merkezine yönelik olan kuvvet yer çekimi kuvveti. Normal kuvvetse bu örnekte negatif bir merkezcil kuvvet. Çünkü çemberin merkezinden dışarı yönelmiş. Evet, bölü kütle yazıyoruz. Normal kuvveti denklemde yalnız bırakmak için cebre başvuruyoruz. Her iki tarafı da m ile çarpıyoruz. Eksi f'ni sola artı olarak geçiriyoruz ve m ve kareyi karşı tarafa atıyoruz. Ve şu sonuca ulaşıyoruz. mg eksi m çarpı v kare bölü r eşittir normal kuvvet. Değerleri yerine yazalım. 100 kg çarpı 9,8 eksi 100 kilogram çarpı hızın karesi yani 6 metre bölü saniyenin karesi bölü üstünde yol aldığımız çemberin yarıçapı yani 8 metre. Sonuç 530 Newton çıktı. Demek ki bu tepenin üstünden geçerken size ve bisikletinizi etkiyen normal kuvvet 530 Newtonmuş. Dikkat edin. Bu sizin ağırlığınıza eşit değil. Ağırlığınızdan daha küçük. Üzerinize etkiyen yer çekimi kuvveti yani m çarpı g 980 newton'a eşit. Yani daha küçük bir normal kuvvete maruz kalıyorsunuz ve bu doğal. Bu bir tepenin üstünden hızla geçtiyseniz fark etmişsinizdir. Tepenin tam zirvesindeyken biraz hafiflediğinizi hissedersiniz. Mesela arabayla bir tepeyi biraz hızla açtıysanız içinizin çekildiğini hissetmişsinizdir. wow, bu güzel bir duygudur. Ağırlığınızın bir anlık azalmasından kaynaklanır bu. Eğer tepeyi çok ama çok hızlı geçerseniz bu normal kuvvet sıfırlanır. Burada o kadar çok MV kare bölü R eksiltirsiniz ki normal kuvvet sıfıra iner. İşte bu durum gerçekleştiğinde resmen havalanırsınız. O yüzden araba ile tümseklerin üstünden geçerken dikkat edin. Fazla hızlı geçerseniz tekerlekleriniz yerden kesilebilir. Çünkü normal kuvvetiniz sıfırlanmıştır. Evet şöyle bir toparlayalım. Merkezi kuvvet problemleri çözerken serbest cisim diyagramı çizmeyi ihmal etmeyin. Sonra Newton'un ikinci yasasını her yön için tek tek uygulayın. Eğer merkezil yani çemberin merkezine doğru bakan yönü kullanacaksanız o yöndeki ivme v kare bölü r olacak. Ama denklemde sadece radyal yani dışarıdan merkeze veya merkezden dışarı doğru olan kuvvetleri kullanın. Bir kuvvet eğer dışarıdan merkeze doğruysa pozitif Merkezden dışarı doğruysa negatiftir.